Bismillahirrahmanirrahim. Assalamu alaykum, hörmətli televizor görüşlər. İstiqlal günlük xəbərlərimizi görüşənlərini qızğın qarşılayırıq. Mən Abdullah Yılğın. Proqramımızda vətənimiz Şərq Türkistan və dünyadakı gün tərtibdə olub atqan xəbərlərini huzurunuza sunuşdurmuşuz. Qənəmsə diqqətlər ekranımız olsun. Serikcan Bilaş oğlunu Xitay qalçılarının soraq qılğanlığı aşkarlandı. Qazaq xəbərləri torunun xəbərdə bildirilişə Qazaqıstan paytaxtı Astanada məhkəmə qərarı ilə 2 aylık öyde nazareti tutuluvatkan Atiyurt Cemiyeti reisi Serikcan Bilaş oğluğa alakadar intayin vahimilik haberler otturgu çıktı. Kazakistan'ın işçi ve Şarkı Türkistan'da mezlum Kazak halkının hukukuğu iki çıkıvatkan ve adaletin tecelli buluşu için bütün küçü bilen tirişivatkan faaliyetçi Serikcan Bilaş oğlunun Astanada tutup duruluvatkan nazaretteki öyde Xitay galçıları tarafından kıyın kıstakı elin gallıqı ve tehdit bilen mecburi halde sınığa alğanlıkı bildirilmekte. Serikcan tutup durulvatkan öyden avazlık çakırıqını sırtkı çıkargan bulup, onun da özünü Almatadın Astanege elip gelgen grupının işçiden iki kişinin keç saatlerde öyge kelgenlikini ve sonra kılgallıkını, halıqını cihatkı çakırgallıkını eğitip, bu sözünü kubul kılışı üçün özüge şiddet işiltiş ceryanı da 3-4 parça kıskı sin görünüşü alğanlıkını, bu videolarını parıqlıq şekilde kiriştirip ilan kıldığalıqını, şundaqla ular özleri yizip gelgen bir münçü yalgan sonra hatirisige mecburi şekilde imza koydurgalıqını ve birkançı boş kayğızgimo imza koydurgalıqını bildirdi. Bilaş oğlu keç saatlerde Dulat Silyashev deydigan birinin kelgenlikini, onun sözlerinin özünün materiallarına mesul bulgan teptiştikilerinin mesulü işkellikini bilgenlikini, o kişinin bu ayıplaşlarını kubul kılgın, seni ay ahırgıcı koyup bereyli digerlikini. Yeni dikilerinden bolsa özleri teyarlap gelgen sonra hatirisige mecburi imza koyduruğuzgallıkını bildirdi. Şunlıkla mecburi halda hazırkı adukatıgı bergen vakaletmu emelden kaldırılıp, ular özleri teyarlıgan adukatını onunla kubul kıldırgan. Küzetküçüler Kazakistan'da devlet nede? Öz milletinin Xitay'nın rezillikidin kutuluşu üçün hareket kılgan bir Kazak yaşının Kazak devleti de bu derecede kanunsuz muamelige uçuruşu, hatta Xitay çomakçıları tarafından sorak kılınışı, onunla yalgandın böktallarının çaplınışının asla kubul kılınışı mümkün olmaydıgan iş işkellikini. Kazakistan devlet reisi Nursultan Nazarbayev'nin bu işki derhal müdahale kılışı gerektiğini bildirişmekte. Düzce ve Denizli vilayetlerde Şarkı Türkistan'ın hazırkı vaziyeti tunuşturuldu. 11 Mart Türkiye'nin Düzce vilayeti şehirlik Uttur Mektep'te Şarkı Türkistan tunuşturuldu. Faaliyetke Şarkı Türkistan Mağrif ve Hemkarlık Cemiyeti Başkatibi Abdülahat Abdurrahman Efendi teştipilen katlaştı. Faaliyette Abdülahat Abdurrahman Şarkı Türkistan'ın hazırkı vaziyet ehvali hakkıda tohtulup, aldı bilen Şarkı Türkistan'ın umumi ehvali ve Xitay tecavüzçilerinin 1949 yılı Şarkı Türkistan'a tecavüz kılıp kirgenlikini tunuşturup ötü. Arkadan Xitay'nın Şarkı Türkistan halkını dinsizlaştırış ve Xitaylaştırış üçün devamlıq bastırıp gelgenlikini Şarkı Türkistan halkının lagir ve türmelerde İslami kimliki ve milli kimlikinin vazgeçişki mecbur kılınğanlıqı katarlıqlarını tepsili tunuşturdu. Bugün 14 Mart yana Başkatip Abdülahad Abdurrahman Efendi Türkiye'nin Denizli vilayetindeki Pamukkale'e üniversitede Şarkı Türkistan'ı tunuşturdu. Yığınğa siyasi partiya vekilleri, ictimai teşkilatlar mesulleri, ülke ocakları, Alperen ocakları ve köp sandı halıq iştirak kıldı. Kolombiya Üniversitesi'de Uyghurlar hakkında muhakeme yığını ötküzüldü. 13 Mart Kolombiya Üniversitesi Kanun Fakültesi'de Uyghurlar hakkında muhakeme yığını ötküzüldü. Muhakeme yığını Amerika Uyghur Akademisi bilen Kolombiya Üniversitesi Kanun Fakültesi, Kolombiya Üniversitesi Kişilik Hukuk İnstitutu ve Kolombiya Üniversitesi Şarkı Asya İnstitutu katarlıq organlarının hemkarlığı da ötküzüldü. Muhakeme yığını da uzundun biyan Şarkı Türkistan vaziyetini tetkik kılıp ve Uyghurlar doğrusu köplügen yakşı ilmi makalelerini ilan kılıp gelgen Washington Üniversitesi Uyghur Şunas Mutakassis Dr. Darren Baylor bilen Uyghur Kişilik Hukuk Kuruluşu tetkikatçısı Zubayra Şemsedin Hanım Uyghurlar hakkında dokulat verdi. Ahırda Uyghur agentliğinin kurucusu Tahir Emin Efendi ata anısı hayat durup yetim balı bulup kalgan Uyghur balılarının
hozirgi ahvoli to'g'risida doklad berdi. Yig'inda yana Uyg'urlarning hozirgi og'ir vaziyatiga munosabatlik tanlangan ko'plagan rasmlar ko'rgazma qilindi. Tokat va Istanbulda Sharqi Turkiston tanishtirildi. 13 mart Turkiyaning Tokat viloyati G'azi Osman Pasha universitetida Sharqi Turkistonning hozirgi vaziyat ahvoli tanishtirildi. Sharqi Turkiston yangi nasl harakati raisi doktor Abdusalom Taklamakan G'azi Osman Pasha universitetida Sharqi Turkistonning tarixini qisqacha tanishtirgandan keyin Xitoyning hozir Sharqi Turkistonda olib berayotgan irqiy qirg'in qilish jinoyatlarini tanishtirdi. U so'zida Xitoy tajovuzchilarining Sharqi Turkistonda olib berayotgan assimilyatsiya milliy kommunistik siyosatiga uzoq zamonlar bo'lgan bo'lsa-mu, biroq qahramon xalqimiz tez pukmay o'zining diniy e'tiqodi milliy urf-odati til yiziqini davomlashtirib kelgan edi. Mag'lubiyatiga tan bermagan Xitoy 2 yildan buyon Sharqi Turkiston xalqini irqiy qirg'in qilib yo'qotish harakatiga o'tdi. 3 milliondan ortiq Sharqi Turkiston xalqini sababsiz asabiy terrorchi degan tuhmat bilan lagerlarga tutqun qildi. Xitoy tajovuzchilari ota-onasi lagerga tutqun qilingan farzandlarimizni bolalar lagerlarga tutqun qilib, ularni tashqi muhitdan ayirib dinsiz qilib tarbiyalashga boshildi deganlarni bildirdi. U yana bugun 14 mart Istanbul shahid Tolga Ecebalin imom xatib to'liq o'tir maktabida Sharqi Turkistonni tanishtirib leksiya so'zildi. Jazo lagerlariga qamalgan o'limalar oshkorlanmoqda. Ko'rirmanlarimiz Istiqlol televiziyamizdan ta'minlangan uchurlar orqali Xitoy ishg'olchilarining Sharqi Turkistonda tunilgan o'limalar va diniy ta'lim tarbiya bilan shug'ullangan o'limalarni atalmish asabiylik terrorlik to'hmati bilan jazolagandan sirt, ularning o'quvchilarini ham birga qo'shib jazolaganligini egiladik. Bu suratdagi kishi Ahmadjon Damullam Xalpitin bo'lib 58 yosh, Guchong nahisidan. Turpandagi Shohimardan Damullam va Tursun Niyoz Xalpat qatorliq pishqadamlardan ilm tahsil qilgan. Sharqi Turkistonda ko'zib ko'ringan olimlardan biri bo'lib qolmasdan, Sharqi Turkiston xalqining muhim yetakchilaridan biri bo'lgan. Xitoy tajovuzchilari uni 2013 yili qonunsiz bola o'qitgan, nikoh o'qigan degan tuhmat bilan 20 yillik qamoqqa hukm qilgan. Hatto Damullamni uyida bir qitim mehmon qilgan kishilarni ham lagerga qamagan. Oilasidagilarning hammasini qamoqqa olib, o'quvchilarni 15-20 yillik hatto muddatsiz qamoq jazosiga hukm qilgan. Amerika Tashqi ishlar ministrligi Sharqi Turkistondagi lagerlar musulmonlarning diniy va madaniyat kimligini yo'qotishni maqsad qilgan dedi. Erkin Osiyo radiosining xabarida bildirilishicha, Amerika Tashqi ishlar ministrligi 13 mart kuni yillik kishilik huquq dokumenti e'lon qilib, Xitoy rejimining o'tgan yili Sharqi Turkistonda musulmon millatlarni keng ko'lamli tutqun qilishni kuchaytirganligi, uning yig'ilish lagerlarini qurib, Uyg'ur, Qozoq va boshqa musulmon xalqlarni lagerlarga qamashi ularning diniy ham madaniyat kimligini yo'qotishni maqsad qilganligini bildirdi. Dokladda bayon qilinishicha, doiralarning 800 mingdan 2 milliondan ortiq Uyg'ur, Qozoq va boshqa musulmon asollik millatlarni bu o'rinlarga qamishidagi plani yuqorqi maqsadni ishqa oshirish ekan. Amerika Tashqi ishlar ministrligining dokladida Xitoyni o'z ichiga olgan dunyodagi 200 dak davlat va rayonning o'tgan bir yillik kishilik huquq vaziyati yuritib berilgan. Dokladda Uyg'urlarning navbatdagi kishilik huquq vaziyati atroflik bayon qilingan bo'lib, bu uning hozirga qadar Uyg'ur vaziyati eng atroflik yuritib berilgan yillik dokladidir. Dokladda Xitoy rejimi Sharqi Turkistondagi lagerlarni terrorlik, asabiylik, bo'lgunchilikka qarshi zaruriyat deb ta'kidlasa-mu, ammo xalqaro taratqular kishilik huquq tashkilotlari va sobiq tutqunlarning bu lagerlarda bexatarlik xodimlarining tutqunlarni xo'rlaganligi tan jazosi berganligi va o'ltirganligini ma'lum qilganligi ta'kidlangan. Qarusu, ya'ni Blackwater shirkatining sohibi Erik Prins Sharqi Turkistonda mashq bazasi ochmadoq dedi. Dunyodagi bir qism urush rayonlarida yollanma askar ta'minlash mulozimati bilan shug'ullanib kelgan Amerikaning sobiq Qarusu Blackwater bexatarlik shirkati keyingi mazgillarda shirkat nomini Avangard mulozimat guruhi deb o'zgartgan. Mazkur shirkatning yaqinqi 2 yilda Xitoyning Yunnan o'lkasi bilan atalmış Uyğur Abdunum rayonunda məşq bazası təsis qılıb, Xitay dövlət amanlığı küçlərini tərbiyələgənləki xəbər qılınğan, şunlıqla bu xəbər xalqara cəmiyyətinin küçlük diqqətini tartqan idi.
Tünügün 13 Mart El Cezire televiziyasının meşhur riyasetçisi Mehdi Hasan, mezkur şirketin sahibi Erik Prens bilen ötküzgen söhbet programısı da milyonluğun insanlar yığıveliş lagırlarına soluvelinğen Şarkı Türkistan'da ularının kandaklarca meşhbası tesis kılıp, Xtay amallıq küşlerini terbiyeligerliki hakkıda sual koygan. Erik Prens bu axtı çıkan haberlerinin hatalıqını öz şirketinin Xtay'da əskeri meşh mülazimeti bilen emez, belki kuruluş mülazimeti bilen şuğullanı vatkallıqını otturgu koygan. Mehdi Hasan bu axtıki haberlerini tilgi alğını da Erik Prens bu haberlerde tercüman hatalıqı yüzbergerlikini izahlıgan. Mehdi Hasan bununla karata özünün meşh bazısı hakkıdaki uçurunu Xtaycı haberdin emez, belki mezkur şirketin torudaki İngilizce bayanatta nakil alğallıqını əskertgen. Erik Prens öz şirketinin Uyğur rayonundaki faaliyetleri hakkında toxtavsız ve kıstab soralgan suallarga cevaben, özlerinin Xtay'da bir kısım banki ve hava yolları hadimlerini terbiyeli geldiki. Ama Uyğur rayonuna 1 dolar ya ki 1 yuvallik mu desmayı salmağallıqı, mezkur rayonda özlerinin hiç kandıq bir faaliyet bilen şüğullanmağallıqını təkitligen. Adette sezgür temalar üstüdeki keskin sualları bilen köpsendeki körürmelerinin mayıllıkı erişken Mehdi Hasan'ın bu kıtımkı programması mı küçülük dikkat kozgudu. Sophie Richardson, İslam Hemkarlık Teşkilatı'nın bayanatı Uyghurlar ve başka Müslümanlarla kılınan dehşetlik hayillik dedi. İslam Hemkarlık Teşkilatı'na Aza Devletler Taşkı İşler Ministerlerinin 46. Nöbetlik Umumi Yığını Muşu ayının 1-2 günleri Abu Zabi şehirde içilgan idi. 2 günlük yığın deyken 5 babdın terkip tapkan bir kararname makullanğan bulup, kararnamenin tuluk tekisti bugün eylan kılıngan deyken, ictimai torbetlerde küçülük narazılık kozgıdı. Kararnamenin 1. babi İslam Hemkarlık Teşkilatı'na azab olmağan devletlerdeki Müslüman halıklar ve Müslüman az sallıklarının hukukunu koğdaş hakkıdaki karar bulup, 31 maddelik bu kararının 20. maddesi de Növeti Şarkı Türkistan'da 2 milyon gıcı Müslüman halkını lagırga kamap koygallıqı üçün küçülük tənqit obyekti buluvatkan Xtay haqqıda tövendikiler bayan kılıngan. Xtay Xalq Cumhuriyetinin təklifige binaen İslam Hemkarlıq Təşkilatı Başkatiba tıqıdın təşkillengen hayat tarafıdın elib berilgan ziyaretlerinin neticesini karşı alımız. Xtay Xalq Cumhuriyetinin Müslüman puhralarının halidin yaxşı haber eliş üçün körüstüvatkan tirişkallıqlarını təqdirleyimiz. Çünnaqla Xtay Xalq Cumhuriyeti bilen İslam Hemkarlık Teşkilatı arasındaki hemkarlıkını devamlık aşırışını arzu kılımız. Özünün resmi torbeti de özlerini Müslüman dünyasının kollektif avazı deyip teşvik kılıdığan Dünya İslam Hemkarlık Teşkilatı'nın yukarıdaki bayanı bugün Uyghurlarının vaziyetini yıkındın közütüp kilivatkan közetkücülerini kattık hayran kaldırdı. Kişilik Hukukunu Közüş Teşkilatı'nın Xtay İşleri Direktörü Sophie Richardson bugün Erkin Asya'ya kılgan sözü de bunu dehşetlik hayillik deyip atıdı. O mundaq dedi. Bu bayanat İslam Hemkarlık Teşkilatı Uyghur ve başka Müslüman Türkiye halklarına kılgan dehşetlik hayillik. İslam Hemkarlık Teşkilatı'nın Uyghur elinde 1 milyondan uşuk kişi pekatlı dini kimliki asası da zor kölemlik tutkunga uçuravatkanda hiç bulmağanda işbadi bildirme cim duruşunu tallaşının ornığa onu teki alkışlışı menki tolumu korkunuşluk bir karardır. İslam Hemkarlık Teşkilatı yukarıdaki 31 maddelik kararnamesi de ayrım-ayrım halda mezkur organının her kaysi devletler, bulup mu İslam Hemkarlık Teşkilatı'na azab olmağan devletlerdeki Müslüman halıklar uçuravatkan kemistiş, besim ve ziyankeşlikten kattık endişi kılıvatkallıqı. Bu axta Birleşken Devletler Teşkilatı'nın irqi, dini ve milli ayrımcılıkı karıştırış hakkıdaki kararnamelerini kollaydıqallıqı. Şunlaqla New York, Brüssel, Paris Katarlıq şehirlerdeki işhanıları arqalıq, Garip devletlerdeki Müslümanların ehvalini devamlı küzdüdüğallıqını təkitligen. İslam Hemkarlık Teşkilatı özünün yukarıdaki kararnamesinin 9-19 maddelerde Uttur Afrika devletlerini, Hindistan, Grisya ve Sri Lanka hükümetlerini öz içindeki Müslümanlara periklik muameli kılış bilen tənqitligen. Sophie Richardson bolsa İslam Hemkarlık Teşkilatı'daki əza devletlerinin biri bolgan Türkiye mu, Xtay'ını kattık ayıplıgan bir şaraitte bu kararnamenin kandak bulup makulluktan ötkenliki kişini hayran kaldırdığallıkını ihbadildi. Ve eğer bu aza devletler hakikaten şundak oylasa, özleri berip şu lagırlarda berip yetip baksın dedi. Sophie Richardson sözü de, ''Men bu devletler vekillerine özleri berip şu siyasi terbiyeleş lagırlarda yetip sınap bir kişini kattık tevsiye kılımen. Eğer onlar lagırlarda bir ay yetip baksa,
ve özünün uruk tukkallarından birerli aşındak lagırga solunup kesse, andın onlarının köz karışıda özgürüş buluşu mümkün. Bırak yukarıdaki paketlerini pütülle yok çıkırış kişinin gazipini keltirdi o dedi. Xitay Taşqi İşlar Ministerliğinin bayanatçısı Lukan 4 Mart gündeki bayanatı da İslam Hemkarlık Teşkilatı'nın yukarıdaki kararnamesini kızgın karşı alan idi. O sözü de İslam Hemkarlık Teşkilatı'nın 46. nöbetlik Taşqi İşlar Ministerleri yığınıda kabul kılınan kararname Xitay rejiminin Xitay'daki Müslüman halklar üçün kılgan hizmetlerinin en âli ve mükemmel halde itiraf kılınışı bulup hesaplandı degen idi. Türkiye bilen Kazakistan arasında harbi hemkarlık kelişimi tüzüldü. Türkiye bilen Kazakistan 2019 yıllık harbi hemkarlık kelişimi imzaladı. Türkiye Avazı Radyosu haberde bildirilmişçe Kazakistan Müdafiye Ministerliği Matbuat İşleri İşhanesi bu hafta yazın bayanat ilan kılıp, iki devlet müdafiye ministerliklerinin vekillerinin Kazakistan'ın paytaxtı Astana'daki birinci prezident Milli Müdafiye Üniversitesi'de görüşkenliğini bildirdi. Yığın jarayanında tarafler 2019 yılı üçün harbi istihbarat, uruş tayarlığı, tınışlık küçü faaliyetleri, tur bihatarlığı ve başka sahalar bulup cami 17 tür boyunca harbi hemkarlık kelişimi imzaladı. Hürmetli televizyon görüşler, şuna kalıp bugün haberimiz müşahede ahırlaştı. Ertki haberimizi görüşkice sizlerine Cenab-ı Allah'a taşırmız. Şuna kalıp program ahırda ekran arkasındaki varlı hizmettaşlarımıza köptün köp rahmet edin. Esselamu aleyküm ve rahmetullah.